Şimdi Nihat Zeybekçi dün bir açıklama yaptı. O da çok tartışılıyor AK Parti içinde. Diyorum ya, bir seçim yenilgisi kendi içinde aslında birbirini çok kollayan, tutan taraflarında çok üst perdeden tartışmalarına neden olan sonuçlar doğurdu gibi görünüyor. Nihat Zeybekçi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şöyle bir ifade kullandı. Sesi hazırsa verelim. Dün de vardı, yönetmenim Esra'ya söyleyeyim. Değilse ben söylerim Nihat Zeybekçi'nin söylediğini. Tamam diyor İsrail, eyvallah diyor. Katliam yapıyor diyor ya. Bunu kabul ediyoruz diyor ama bizim de diyor serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerden bir tanesi diyor. Hazır mı Esra? Tamam. Onun üzerine sesini söyledim Esra. Hazırsa verelim. Tamam. Birazdan getireceğiz ekranlarınıza. İsmail Kılıç Aslan da gazeteci. Ben hani burada yayında söylemeyeyim. Belki sıkıntılı bir durum olabilir radyo televizyonun üst kurulu açısından. Sosyal medyada nokta nokta bir durum diyor. Yani çok saçma bir durum diyor ama ağır bir ifadeyle diyor. Nihat Zeybekçi de ona cevaben yine o ifadeyi kullanarak esas sen nokta 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 gibi 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 karşılıklı böyle suçlamalar. Ne diyorsunuz bu İsrail'le ticaret meselesiyle ilgili Nihat Zeybekçi'nin söylemlerine ve karşılığında gelen yanıtlara? İşte aslında sabahtan beri konuştuğumuz şey, sizinle bir öncesinden beri konuştuğumuz şey. Şimdi siz İsrail'e atıyorum, ki var zaten listenizde, otomobil satıyorsunuz. Otomobil parçaları satıyorsunuz. Bu sektörden bir sürü ihracat yapıyorsunuz. Ve bugüne kadar da hiç İstanbul düşerse Gazze düşer demediniz. O zaman kimse sizi bu konuda sıkıştırmaz. Ama şimdi siz bütün politikanızı Kudüs düşer, Gazze düşer, Medine düşer, biz kazanırsak Gazze sevinir, o işte mazlumlar sevinir, bütün bu coğrafya sevinir, İslam coğrafyası sevinir üzerinden yaparsanız sizin satacağınız toplu iğne bile göze batar. Birincisi bu. İkincisi, şimdi burada bir kayışın olduğunu gören bazı isimler, biraz önceki beyefendi gibi, bu davranışın üzerine hemen son derece sert ifadeler kullanabiliyor. Ama bakın, burada çok önemli bir şey var. Gazze süreci başladığından beri duyduğum en nokta nokta ifade, değil mi? Bu, yani böyle bir şey olmamıştır başkadır. Bu böyle anlatılmaz başkadır. Doğru, haklısınız. Şimdi siz Nihat Zeybekçi sizin daha önce ekonomi bakanınızdı. Nihat Zeybekçi şu anda genel başkan yardımcınız. Söylediği şeyler doğru mu yanlış mıyı sonra tartışalım. Bir hatırlayalım, Bence hazır diyor siz... Esra. Bir verelim, izleyicilerimiz de bir hatırlasın, üzerine devam edelim. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani eyvallah, İsrail'in Filistin'de Müslümanlara Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah. Buna diyecek hiçbir şey yok. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de. Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. Yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla da çalışıyoruz. Ekonomi koordinasyonla ilgili bakanlarımızla da tekrar gündeme alıp bunu biraz daha dikkatlice, hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine şahsi olarak inanıyorum. Böyle hatırlatmış olduk en azından izleyicilerimize de Zeybekçi'nin sözlerini. Buyurunuz Sayın Uysal, kaldığınız yerden devam edin. Estağfurullah. Şimdi burada dikkatinizi çekmiştir. Orada bir eyvallah kelimesi var. Eyvallah. Şimdi medya bunu, özellikle iktidar medyası, mütemadiyen şöyle bir ifadeyle servis etti bunu. Nasıl yani, işte iktidar medyası derken kızan medya. Diğer medyada da, yani muhalif medyada da bunu gördük. Nihat Zeybekçi sanki katliama eyvallah demiş gibi bir cümle kullanıldı, soykırıma. Öyle demiyor. Aslına bakarsanız bence şu ana kadar yapılmış en rasyonel açıklamalardan birisi. Ama şimdi dediğim gibi ne sattığınız çok önemli. Ticareti yaparken, bakın bundan 3-4 gün önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat şöyle bir şey söyledi, biliyorsunuz. Bu kısıtlamalarla ilgili, ticaret kısıtlamaları, dış ticaret kısıtlamaları ile ilgili. Bunu yapan dünyadaki tek ülke biziz dedi. Tek Müslüman ülke biziz bu kısıtlamaları getiren dedi. Doğru değil mi? Şimdi zaten biz diğerleriyle ilgilenmiyoruz.
Ama Sayın Bolat da bu savunmayı yapmak durumunda kalıyor. Şimdi siz açıkça bazı şeyleri söyleseydiniz. Yani biz kamu olarak yapmıyoruz ama özel sektöre baştan itibaren nasıl müdahale edelim deseydiniz. Yani şimdi siz oradaki bir sürü şeyi Filistin'e göndermek istediğiniz için gönderemediğinize bu halkın inanmasını falan mı bekliyorsunuz? Yani orada gıda var, battaniye var falandır. Sadece onları gönderiyorsunuzdur. İsrail de diyordur ki benden geçmezse izin vermem, tamam. Ama Zeybekçi diyor ki biz altı satıp bir aldığımız son derece önemli bir ticari partnerimiz. Bunlarda bir yanlışlık yok ki, doğru söylüyor. Doğru söylediği için problem oluyor. Bir oradaki eyvallahı bile alıp sanki Zeybekçi katliama eyvallah demiş gibi kullanıyorlar. Değil. Öyle bir şey söylemiyor Zeybekçi ama ne kadar rahatsızlar, farkında olmamız için en önemli mesele bu. Yani diyorlar ki sen öyle cümleler kuramazsın, doğruyu söyleyemezsin. Biz orayla ticaretle yaşıyorduk diyemezsin. Bakın bu çok asıl konuşulması gereken. İşte iddianızdan vurulursunuz bölümü orası. Yani siz ilk günden itibaren Gazze sevinecek, Filistin sevinecek, Kudüs'teki Müslümanlar sevinecek demeseydiniz bugün bunları açıklamanız çok daha kolay olurdu. Çünkü onlar sevinip sevinmeyeceklerine kendileri karar verecekler. Bakın dün bir yayın yapıldı mesela bir televizyonda, önemli değil. Türkçeden Türkçe'ye tercüme yapıldı İran meselesi konuşulurken. Yani bilmiyorum yakaladınız mı, kaçırdınız mı, bence bir deneyin. Yani bir bakın, herkes baksın. Türkçeden Türkçe'ye tercüme yapıldı bu ülkede. Yani bir şeyler zıvanadan çıktığında, şirazesi kaçtığında ondan sonrasını toparlamak dille mümkün olmuyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biraz önce de söylediğim gibi insanların ekonomik durumları çöktükçe, zora girdikçe sizin inandırıcılığınız azalır. Çünkü toplum böyle davranır. Yani bundan önce de Gazze'ye ihracat yapsaydınız ve bunu reddetseydiniz problem olurdu ama insanların ekonomilerinin içinde bulunduğu durumların, Türkiye'deki işte kontrolsüz sığınmacıların üzerine giden, harcanan paraların şu anda etkisini biz çok daha fazla görüyoruz. O yüzden de bazı söylemler dışarıya gerek kalmadan iktidar içinde çok büyük sorunlar haline gelmeye başladı.